Hoş geldiniz. Odasında mı? Odasında ama meşgul. Hemen alamam içeri. Saçmalama. Benim kim olduğumu unuttun herhalde. Sena. Yok artık. Bir dakika, bir dakika. Düşündüğün gibi değil. Sen benim ne düşündüğümü nereden bileceksin İhsan? Seni tanımasam attan inip eşeğe bindin derdim. Ne diyorsun sen ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kocamın ofisine geliyorum. Onu bir kadınla sarmaş dolaş görüyorum burada böyle el ele. Daha kibar olamadığım için özür dilerim. Benim yerimde olsan sen ne yapardın? Nilgün. Karını bırakıp o kadına mı gideceksin? Nazım, bir baksana. Şu biricik saat konusu. Asena'nın kardeşi mi ne devreye girmiş? Ne o hikaye? Bir anlatsana sen bana. Gel sen gel. Gel, 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 gel. Şimdi sen efendi gibi anlatacak mısın? Yoksa ben sana anlattırayım ben. Ya ne oldu, ne yaptım yine? Bize ne oldu diyor lan? Tamam, yeter. Uzatma artık. Eski arkadaşım diyorum sana. Ne var bu kadar büyütecek anlamadım. Büyütecek biri olmadığını ben de biliyorum herhalde. Önemli olan senin için ne ifade etti. İdil'in de eski arkadaşı değil miydi o? Ya bir günün de kavgasız geçsin be barbar ya. Yalnız eleman da sıkı dövüşüyor abi. Sağlı sollu iyi girdiniz birbirinize. Sus lan. Boks hakemi olduğundan haberimiz mi yok lan? Allah Allah. Oo Zerra. Hoş geldin ya. Hoş buldum. Rahatsız etmiyorum inşallah. Olur mu ya? Geç buyur otur. Hoş geldin Zerra kuzusu. Daha iyisindir umarım. Anlatacak mısın diye kavga ettiğinizi? Ya önemli bir şey değil ya. Öyle bir gereksiz yükseldik o kadar. Ne demek bir şey yok ya? Ben gelmeseydim öldürüyordunuz birbirinizi. Sen de maç seyreder gibi durmuşsun köşede onları izliyorsun. Ama ablacığım... Hiç ablacığım falan deme bana. Evet, konu neydi? Niye yediniz birbirinizi?
konu sendin güzelim. Ya senin hırsızlık mesela bizi fazla gerdi de. Biz derken siz kimsiniz? E o zaman siz anlatacak mısınız bana olayı en başından? Dökülün, sizi dinliyorum. Tamam, gel otur gel, anlatacağım. Sefer kaçacak yerin kalmadı Asena. Ne demek şirketten anlamsız para çıkışları var Erkut? Faturalarla alınan işlerin arasında fark var mı? Tedarikçilerle konuştun mu? Cevap ver. Ne? Asena Hanım mı böyle istemiş? Beyninle benden para kaçıracağını mı sandınız? Ne münasebet? Seni o paçoz kadınla el ele yakaladım diye bana iftira atarak mı şimdi kurtulmaya çalışıyorsun? Ciddi misin sen ya? Nilgün'ün konumuzla ne alakası var? Nilgün'ün konumuzla çok alakası var. Söyledim sana. Eski bir arkadaşım değilim. Ben senin bir tek sözünle seni kanepede sarmaş dolaş yakaladığım kadının sevgilin olmadığına inanıyorum. Sen sağdan soldan duyduklarınla bana burada hırsız muamelesi yapıyorsun ya. Sağdan soldan değil, benim ekibimden, güvendiğim insanlardan. Ne oldu o meşhur 150 bin liralık kataloğuna? Ne olmuş kataloğuma? Biliyorsun kataloğum işlerinden, ne yapmışım? Benim ekip ajans sahibine sıkıştırmış. Adam panik yapmış. Gidin Asena Hanım'a sorun. O cevap versin demiş. İnanamıyorum bunu yaptığına. Beni rezil ediyorsun el aleme İhsan. Ben senin karınım. Bana bunu niye yapıyorsun ya? Asıl sen Kutusay soyadını rezil ediyorsun. Kocasından para kaçıran uyanık diye bütün tedarikçilerin bizimle dalga geçiyor ya. Haberin var mı senin? Çok ayıp, çok ayıp ya. Bana nasıl inanmazsın? Beni nasıl hırsızlıkla suçlarsın? Nasıl el alemle beni konuşursun? Buraya kadar mesela. O ne demek? Boşanıyoruz demek. Bu kadar kolay yani senin için, öyle mi? Kocandan para çalmak ne kadar kolaysa, benim için de seni kapının önüne koymak o kadar kolay Asena. Nasıl para çaldığın gerekirse mahkemede belgelerle kanıtlanır. Sen ne nankör bir insanmışsın. Ben sana büyük haberi vermek için sabırsızlanırken sen bana hırsız dedin, beni suçladın, sorguladın. Boşuyorum diyorsun, öyle mi? Ne büyük haberi? Hamileyim.
İlk haber bu. Bir bebeğim sunacağım. Eninde sonunda biliyordum. Yarın sabah faturaları sen öder misin? Ben yarın erkenden kumaş almaya gideceğim canım. Ben de geziye gidiyorum. Aa, yarın da unuttum ben. Tamam, sorun değil. Ben bir yolunu bulurum. Hallederim ben o işi. Tamam o zaman. Anne. Sen bir durgun musun? Bana mı öyle geldi? Yoksa bir şey oldu da saklıyor musun? Yok canım. Ne olacak? Yorgunum sadece, bir şeyim yok. Para pul meselelerine fazla kafanı yorma da. Bak, idare ediyoruz işte bir şekilde. Sen beni merak etme güzelim. Sen önüne bak. Sen mutluysan ben de mutluyum. Hadi getir, çay koyacağım. Babaanneciğim, vallahi kıskanmak gibi değil. Ama ben bunca zamandır anne olmayı beklerken Asena'nın hamile kalmasını hazmedemedim nedense. Çok normal yavrum. Ama kendini kötü hissetmene hiç gerek yok. Ben senin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Yani biraz sabır, sükunet, değil mi evladım? Haklısın. Bir de bu boşanma işi çıktı şimdi başımıza. Hiç sorma onu, hiç sorma. Yani el alemin ağzına bir ton laf vereceğiz şimdi. Heh. Ya bir babanla mı konuşsak acaba? Yani Selim'le de konuşmak lazım tabii. Asena bombayı patlatınca bir hışımla çıktı çocuk evden yine. Bir de o çıktı başımıza. Tam çocuğu eve dönmeye ikna ettik. Bak şimdi olanlara bak. Ya bu arada sürekli mi Nilgün lafı çıktı Asena'nın ağzından? Sen duydun mu? Yani kim bu Nilgün acaba? Hiçbir fikrim yok. Ne demek bebeği doğuracağım Asena? Ne demek bebeği doğuracağım? Ne anlıyorsan o demek İhsan'cığım. Allah bana bu yaşımda lütfetmiş, bir çocuk vermiş. Doğuracağım tabii. Beş kuruş almazsın benden, biliyorsun bunu değil mi? Sevdiğim kadından çocuğum olacak falan demeni beklerken duydum. Lafa bak, olayı para pula getiriyorsun. Çok inanamazsın, çok.
evlenmeden önce anlaşma yapmıştık. Sen bana söz vermiştin. Tamam, bebek yapmayacağım demiştin. Şimdi emrivaki yaptın. Arkamdan iş çevirdin. Ben de bilmiyordum. Ben hastayım zannediyordum. Midem kötü falan. Yeni çıktı test sonuçları. Daha bugün çıktı. Bugün mü? Göster. Neyi? Test sonuçlarını göster. Ben senin karınım ya. Yeter. Yeter artık. Birazcık güven bana. Bir sevin. Sen hala bana test sonucunu göster diyorsun. İnanamıyorum. Yeter. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ulan yazıklar olsun size be. Ne oldu oğlum? Hayırdır? Bir de hayırdır, ne oldu diyorsun hacı? Bu yanındaki mal var ya, gitmiş Selim'e her şeyi anlatmış. Anlatmış kardeş. Ne oldu? Ne oldu öyle mi? Oğlum, bu dünyada hep kötüler mi kazanacak lan? Ha? Azıcık da iyiler kazansın be. Ulan bizim mahallenin kızını senin Cadoloz ablana yedirecek göz var mı lan bizde? Ulan siz mi iyisiniz be? Hem mahallenizin kızı diye beni ablamın önüne attınız. Sen onu bunu bırak da kardeş. Senin bu ablanın Selim'le ne alıp veremediği var? Sen onu bir anlat hele. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun barbar? Koyun et derdinde, kasap can derdinde. O laf öyle değil yalnız kardeş. Tamam tamam, uzatmayın şimdi. Yalnız koskoca sana kutlu sayın kardeşi bizim kankamızmış da haberimiz yokmuş. Ne diyorsun kızım sen, ne kankası? Ya var ya, başınıza benim kadar taş düşsün. Bu ne lan? Ne diyor lan bu? Eşti yürüleri gitti. Ne bu hali? Ya kafam kazan gibi ya. Karma karışık her şeyim. Yani ne yapacağım, nasıl toparlayacağım hiç bilmiyorum. Sen tamam anlat kardeşine, kardeşin çözsün ya, toparlasın hemen. Ha? Ailevi konular, bırak hiç gelme üstüme. Yani aynen, ailevi konularsa hiç zaten anlatma. Çünkü ben daha kendiminkileri halledemedim, seninkileri hiç halledemem. Ben dedim, Serra mı böyle enkaza çevirdi benim kardeşime diye ama... Ben Serra'ya öyle bir ayıp ettim ki... Yani aklıma geldikçe işin içinden çıkamıyorum, kafa yiyecek gibi oldum. Yani nasıl bir ayıp? Hiç sorma abi, boş ver. Oğlum sen de onu sorma, bunu sorma. Sürekli kafan senin bir şeylere takılıyor. Ondan sonra Selim ne oldu diye soruyoruz. Sorma. Oğlum ben birini sevmeyi başaramıyorum. Elime yüzüme bulaştırıyorum, yapamıyorum. Sen mi? Yani bence güzel seviyorsun sen. Mesela ben olsam sevemezdim senin gibi Serra'yı. Beceremezdim. Bir iki gün takılırdım, ondan sonra aptal gibi bırakırdım büyük ihtimalle. Ama sen bak, yani gayet sadıksın Serra'ya karşı. Hepimiz de hayranlıkla, şaşkınlıkla izliyoruz senin bu aşkını. Ya ne demezsin kardeşim. Ben kızı sürekli hırpalayıp üzüyorum. O gidiyor benim notumun peşine düşüyor. Ben D eksiye razıyken Serra sayesinde B artı aldığımı öğreniyorum. Sonra daha beter yerin dibine giriyorum. B artı mı almışsın? Aynen ya. Sisteme notu yanlış girmişler. Ha, çok iyi. Vallahi tebrik ederim. Sağ ol. Sağ ol da tebrikler Serra'ya. Bu ilişkinin default tarafı benim kardeşim. Bu da canımı çok acıtıyor. Of, anneciğim niye beni uyandırmıyorsun? Bak geç kalıyorum. Ben saatini kurdun sandım kızım. Nereden bileyim? Üf, telefonumun şarjı bitmiş. Çalmadı ki. Meraklı bırakma beni. Ara mutlaka. Tamam merak etme. Ben yarın öğleden önce dönerim zaten. İyi yolculuklar canım. Teşekkürler.
Binnaz geldin mi? Gel. Giderken Uğur'a elbiseleri al dedin ya. Aynen aynen gel. Hazırladım bak. Ay Nilgün Hanım vallahi eline koluna sağlık, ne kadar güzel olmuş. Benim de içime sindi Binnaz, biliyor musun? Kadının kumaşları da yalnız çok güzel, çok kaliteli kumaşlarmış. Vallahi çok özendim. Umarım o da beğenir. Beğenir, beğenir. Ne beğenmeyecek? Dün verdi bunları da. Elbiseleri alırken ödeme yaparsın dedi. Al bakalım. İnsanın kendi parasını kazanması da çok güzel, biliyor musun bunu? Sen de en iyi konu başımıza terzi oldun Nilgün Hanım ya. Bir iş yapacaksan tam yapacaksın Binnaz. Öyle yarım yamalak yapıp işi mundar etmeyeceksin. Bize böyle öğrettiler vallahi. Ver. Bir şeye ihtiyacı olursa, beğenmezse falan söylesin, ben yine yaparım, hiç sorun değil. Tamam, tamam. Oldu Nilgün Hanım. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol Binnaz. Eydil Hanım merhaba. Verdim parayı. Ne kadar sevindi bir görseniz. O da elbiseleri poşete koydu. Verdi bana. Nereye bırakayım size? Ne zaman bırakayım? Bende mi kalsın? Ha. O şekil olacak yani. İyi tamam. Tamam. Beni uyarmıştınız. Evet. Ama öyle bir şey bildiğimden değil. Kadının halinden, tavrından rahatsız olduğum için uyarmıştım yavrum. Nasıl daha önce göremedim? Nasıl fark edemedim? Yavrum kendini suçlama. İnsan en yakınındakilerinin hatalarını görmez, göremez, kör olur. Bir de kendimi akıllı zannediyordum. Ne kadar safmışım. Burnumun önündekini anlayamamışım. Kendini suçlamayı bırak. Olan olmuş. Yapman gereken bundan sonra olayı nasıl yöneteceğini düşünmektir yavrum. Avukatımdan boşanma davası için dosya hazırlamasını istedim. Zaten benden uzun süredir para sızdırdığını düşünüyordum. Siz de dün kavgamıza şahit oldunuz. Duydunuz zaten her şeyi. Anlatmama gerek yok. Maalesef öyle oldu. Peki karnında senin bebeğini taşırken mi boşayacaksın? Evet anne. Öyle yapacağım. Sena'nın seni yakaladığını söylediği Nilgün, benim tanıdığım Nilgün mü? Evet anne. O Nilgün. Ta kendisi. Serra'nın annesi.
güzel bir yermiş ya. Ben de çok beğendim, çok güzelmiş. Bu arada yolda gelirken söyleyemedim herkesin arasına kızarsın diye de. Hani sen sabah şey dedin ya, geç kalıyorum, yetişemeyebilirim falan diye. Hı hı. İşte Buket de yalnız kalmaya korkuyormuş. Öyle olunca ben de birlikte kalmaya söz verdim. Olur. Tamam, sorun değil. Ciddi misin? Oh, yani nasıl darlandım sana nasıl söyleyeceğimi düşünürken. Aa, tek sorunumuz bu olsun canım. Senin de için ne kolay darlanıyormuş Yaso ya. Ben sana başka bir şey soracağım. Sence ben çok mu yersiz atar yapıyorum farkında olmadan? O nereden çıktı şimdi ya? E baksana sen bile Buket'le kalacağını söylemeye çekinmişsin. Yani yersiz atar demeyelim de, yani sanırım şöyle dersek daha doğru olur. Sen çoğu zaman kendi doğrularını tek ve mutlak doğru olarak görüyorsun. Gerçekten mi ya? Yani oysa ki tek bir doğru yok değil mi? Farklı bakış açıları, farklı doğruları beraberinde getiriyor. Hadi ben çok üşüdüm ya, içeri girelim.
Sence? Ya sen ruh hastası gibi beni takip mi ediyorsun? Neden bu kadar sert konuşuyorsun Serra? Ruh hastası ne demek? Hiç alınma bence. Sen de bana hırsız demiştin hatırlıyorsun. Ben sana hırsız demedim. Ama uzatmayacağım daha fazla. Çünkü sen neye inanmak istiyorsan ona inanıp ısıtıp ısıtıp önüme koyacaksın. Bitti Selim. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Daha fazla uzatma. Serra. Tamam. Tamam, haklısın. Hatalı olan benim. Yaptığım eşeklik. Aklıma geldikçe canım çok acıyor. Ben senin kadar olgun değilim. Bazen anlık reaksiyonlar verebiliyorum. Hiç düşünmeden verilen anlık reaksiyonlar. Hepsinin de farkındayım. Senin de deyiminle defolu kutlu say paketi işte. Defol demeyelim istersen. Olur, demeyelim. Arızalı diyelim, yaralı diyelim, sen seç. Yok canım. O kadar da haksızlık etmeyelim yani. Sen akşam burada mı kalacaksın? Evet, burada kalacağım. Oo, kimleri görüyorum. Yoksa Selim Kutlusay bizi buralara kadar takip mi etti? Ne haber Yasemin, nasılsın? İyi ki geldin. Belki senin gelişinle bizimkinin yüzü de tekrar güler. Hadi gelin hadi. Hadi. Saat konusu. Aslında hırsızlık konusu. Ben öğrendim o konuyu. Aslında Asena'nın başının altından çıkmış her şey. Öğrendim. Babana söyledin mi peki? Yok, söylemedim. Gerek kalmadı. Niye? Çünkü Asena Hanım kendini imha edecek başka bir şey buldu ve babam boşanma kararı verdi. Boşanma kararı mı? Hı. Ailece kızınıza yetişilmiyor cidden. Bir övüyorsunuz, sonra hırsız diyorsunuz. Akşamki karı koca hali sabah birden boşanmaya dönüşüveriyor. Bayağı tuhaf. Yani evet, pek normal bir aile olduğunu söylenemez. Sen üşüdün herhalde biraz. Al istersen şu çayı. Yani ben ellerini tutup ısıtırdım seni ama sen aşırı tepki verirsin diye korkuyorum. Sakın kalkışma. Tamam ya. Tamam, sınırımı biliyorum. Arkadaşlarına yine kitap mı konuşacaksınız? Evet. Birazdan pijamalarımızı giyeceğiz. Şöminenin başına geçeceğiz. Stephen King'in Hayvan Mezarlığı kitabını yorumlayacağız. Neyse,
hadi biz kalkalım artık. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Sen de hemen uyumaya gidiyorum demeyeceksin herhalde. Hadi size iyi geceler. Ben sabah otobüse yetişeceğim diye sabahın köründe kalktım. Ölüyorum uykusuzluktan. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Ve nihayet kırmızı başlıklı kızla baş başa kalabildim. Restoranda olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun. Sen rica etsen bunları çantana koyabilir misin? Koyarım tabii de sen sonra... Yok yok, sen gerisini söyleme çünkü ben gerisini biliyorum. Hiç hatırlamak istemiyorum. Zaten aklımdan da çıkmıyor. Anlat hadi. İşten de ayrıldın. Nasıl yeni iş bulacaksın? Yardım etmemi ister misin? Ben işimi buldum bile. Nerede buldun? Fresh Spor Merkezi var ya. Biliyorsun biz hepimiz oraya üyeyiz. Hiç şaşırmadım. Yani üyeyiz dediğime bakma. Toplasan 10 kere falan bile gitmemişimdir. Ne güzel işte. Aynen böyle devam et. Ha, ayağımın altında dolaşma diyorsun yani. Yani. Peki sen bu işi nasıl böyle hemen buldun? Vallahi en az sizin kadar bizim de çevremiz var Selim Bey. Hı. Annemin bir arkadaşının aracılığı sayesinde buldum. Kim? Orada çalışan biri falan mı? Evet. Orada çalışan biri. Yalnız oraya hep ukala tipler gider. Saçma sapan hareketler yapıp seni sinir edebilirler, haberin olsun. Ben alışkınım saçma sapan hareket eden insanlara sanırım. Sustum, bir şey demedim. Hayırlı olsun yani işte. Sağ ol. Peki bana olan bu kızgınlığın ne zaman geçer? Kim bilir? Kim bilir? Serra Yıldırım, Selim Kutlusay'ı... Selim ne yapıyorsun? Kalkar mısın? Affetmen için önünde diz çöküyorum. Lütfen özrümü kabul et. Kalk lütfen. Affettim Selim demeden kalkmayacağım. Of, affediyorum. Hadi affediyorum kalk. Selim'ciğim. Affettim Selim'ciğim. Kalk, kalk. Barıştık mı? Barıştık. Ama bir sonraki level'ı atlamadın. O yüzden abartma. Başka bir arzunuz var mı? Kapatıyoruz mu? Yok yok, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok geç olmuş. Hadi biz de odalarımıza geçelim artık. Hadi kalk. Hiç istemiyorum.
Telefonum benim çantamda kalmış. Babaannen aradı da iki kez üst üste. O yüzden getireyim dedim. Geri aramayacak mısın? Yani ara istersen, önemli bir şeydir belki. Senden başka koşuyorum sonu senle aşka. Sarılınca seni bırakmam. Yaşıyorum zaten umutla. Yazamıyorum ben asla aruzla. Ateş ediyor gözler taarruzda. Kalsak da belki Irak'ta. Çıkamaz bu adam bir daha bataktan. Terk etme beni asla unutmam. Bakamam bir daha hayatı umutla. Kanatlarım kırıldı rüzgardan. Dalgalansın saçın omuzlarımda. Ondan geriye saymaya başla. Benimle bir ömür aşkla yaşlan. Tutuldum sana aşığı baştan. Koşarak gelirim bak bu yokuştan. Sen beni evet doğru. Bu adam serseri. Gittiğimiz yerler caddeler. Şimdilerde güzelim sersefil. Aşk kokan dudakların ihaneti keşke tatmasaydı. Yarım kalsaydık daha da iyiydi. Keşke yalan olmasaydın. Her şeyini anlarım tek bir bakışla. Kokunu içime kazı ya da nakışla. Gözlerini bulurum ben bu ufukta. Damlalar süzülür yüzde ufaktan. Doğru bir yanlış ettik. Sevmek de yetmiyormuş bazen.